Anahabar Ajansı'ndan merhabalar sevgili seyirciler. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde geçen günlerde, geçen haftalarda geçen bir karar vardı. Bu karar inanılmaz derecede ses getirdi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun kırmızı çizgim dediği bir şahıs, bir isim. Fettah Tam İnce. Fettah Tam İnce'nin durumlarından dolayı defalarca Sayın Kılıçdaroğlu uyarılarda bulunmuş ve onun hakkında konuşmalar yapmıştı. Hatta o konuşmayı röportajımız öncesi size izleteceğiz. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi... Fettah Tam İnce. Fettah Tam İnce. Bir kişinin FETÖ'den gözaltına alınması için emniyetin raporunun olması lazım. BİT'in raporunun olması lazım veya MASAK'ın raporunun olması lazım. Fettah Tam İnce ile ilgili üçünün de raporu var. Fettah Tam İnce içeride mi? Hayır. Nerede Fettah Tam İnce? Devletin protokolünde. Askeri öğrenciler nerede? İçeride. Niye Fettah Tam İnce'ye bu ayrıcalık sağlanıyor? Hangi gerekçeyle sağlanıyor? Vicdan sahibi, vicdan sahibi. Bir kişiye soruyorum, vicdan sahibi. Vicdan sahibi 5.000 kişiye soruyorum. 10.000 kişiye soruyorum. Vicdan sahibi 82 milyona sesleniyorum. Neden bununla ilgili bir işlem yapılmıyor doğru dürüst? Hangi gerekçeyle? Yetiyor mu? Hayır. Şimdi sivil toplum örgütleri vardı. FETÖ'ye ait. Bu sivil toplum örgütlerinin büyük bir kısmı kanun hükmünde kararnamelerle kapatıldı. Yanlış olanlar sonra düzeltildi. İyi de Fettah Tam İnce'nin bazen başkanı bazen de yönetiminde olduğu sivil toplum kuruluşları vardı. Bakın bazen başkan bazen yönetiminde ve kapatıldı bazıları. Niye Fettah Tam İnce'ye bir soru sorulmuyor? Hangi gerekçeyle sorulmuyor? Kanun hükmünde kararnameyle pek çok şeyi iptal ettin. Yöneticilerin tamamını içeri aldın. Bu beyefendiye dokunan bile yok. Neden? Ben bunu sormazsam adalet kavramına ihanet etmiş olurum. Ben bunu sormazsam bu milletin vicdanını reddetmiş olurum. Efendim, ihbar olanlar hakkında bunlar yapılır. Kişinin FETÖ'den sorgulanması için ihbar olması lazım. Fettah Tam İnce ile ilgili onlarca ihbar var. Onlarca. Niye bir şey yapılmıyor? Neden yapılmıyor? Bankasya'ya para yatıranlar. Biliyorsunuz, Bankasya'nın önünden geçenleri içeri attılar. Kapıcıları içeri attılar. Öğretmenleri içeri attılar. Memurları içeri attılar. Yetmedi, memuriyetten dağıttılar. Hatta Bankasya'ya apartman aidatını yatıranlar veya müteahhidin parasını, taksidini Bankasya kanalıyla yatıranların hepsi içeri atıldı veya devlet memuriyetinden atıldı. Bu beyefendi 17-25'ten sonra, altını çiziyorum, 17-25 Aralık'tan sonra Bankasya'ya para yatırıyor ailesi. Bir şey yapılıyor mu? Hayır, bir şey yapılmıyor. Niye yapılmıyor? Niye askeri öğrenciler hapiste de bu adamcağız dışarıda? Adamcağız diyorum. Paragani. Bastırıyor parayı, dışarıda kalıyor. Borsanın bir numaralı adamı. FETÖ borsasının bir numaralı adamı. 17-25'ten sonra Zaman Gazetesi'nin hisselerini satın aldı. 17-25'ten önce değil. 17-25'ten sonra aldı. Ne oldu? Soruşturma mı açıldı? Hayır. Tebrik edildi. Devletin protokolüne oturtuldu. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bu kadar hassas olduğu bir konuda kendi belediyesi, kendi belediye başkanları, kendi meclis üyeleri maalesef ve en önemlisi de kendi il başkanı da olmak üzere bir karar veriyorlar. Menfaatine, Fettah Tam İnce'nin iki kat daha yukarıya bina yapmasıyla ilgili menfaatine bir karar veriyorlar. Şimdi bu kararı tabii çok irdelendi. Yok Muratpaşa Belediyesi öyle dedi. Yok o Büyükşehir Belediyesi böyle yaptı. Bir türlü top birilerinin elinde kalmadı her nedense. Sanki başkaları yaptı ve planladı bu işi. Ama biz işin aslını ve doğrusunu öğrenmek üzere bir bilir kişiye geldik. Çok önemli biri. Yıllarca meclis üyeliği yapmış hem Muratpaşa Belediyesi'nde hem de Büyükşehir'de meclis üyeliği yapan Sayın Reşat Oktay'la birlikteyiz. Merhabalar hocam.
Merhaba Cevdet Bey. Biraz açılış uzun oldu ama doğrusunu da anlatmak gerekiyor. Tabii. Ve gerçekleri de buradan bildirmemiz gerekiyor. Biz hakikaten bir konu hakkında bir şeyi böyle çok dilerek doğrusunu öğrenmek istiyoruz. Halkımıza da bunu anlatmak istiyoruz. Onun için biz size geldik. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Efendim, konuyu açacak olursak bu yılan hikayesi nerede ve ne zaman başladı? Sözü size veriyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Burada bir siyasi propaganda, siyasi bir mülahaza yapmıyoruz. Ortada bir real gerçek var. Antalya'da hele hele şu deprem felaketini yaşadığımız bir günlerde Antalya'da çok prestijli bir binanın bulunduğu alanda yapılan bir plan tadilatı nedeniyle konuşacağız. Evet. Öncelikle şunu belirtelim. Bu bina nerededir? Halkımız, vatandaşımız onu bilsin. Biz görüntüleriyle de göstereceğiz bu arada siz konuşun. Ve hep meclis üyeliği döneminde de hep merak etmişimdir. Bu bina neden burada yapıldı? Öncelikle bu bina niye var? Bu bina Düden Çayı'nın Antalya'da denize döküldüğü çok değerli bir yer. Çok önemli bir alanda bir şelalenin başında bir kıyı kenar çizgisi tabir ettiğimiz kıyılarda yani deniz kenarında veyahut da nehir kenarında fark etmiyor. Yaklaşık kıyı kenar çizgisi adı verilen yani binalaşma, yapılaşmanın yapılamayacağı alanlarda zamanındaki imar kanunlarındaki boşluklardan faydalanılarak yapılmış bir bina. Hangi tarihte yapıldığını ben de pek net bilmiyorum ama yapıldığı günden itibaren bu görkemli yapısıyla her zaman dikkatimi çekti. Bu bina buraya nasıl yapıldı diye de hep sorgulamışımdır. Ama konumuz o değil. Evet. Konumuz zamanında bu bina yapılmış bir ticari turizm amaçlı kullanılmak üzere yapılmış bir firma bu bir arsaya bir bina yapmış. Evet, Sky Havalı, batan, kapatılan Sky Havalı. Bina yapmış. Şimdi bu binanın bir fonksiyonu var. Yani yapıldığı zamanki bir fonksiyonu var. Ticaret ve turizm maksatlı olarak kullanılacak diye. Daha sonra bu binanın sahipleri bu binayı bir yolu ile kaybetmişler. Sonra bu binaya yeni sahipleri biz bu binayı ticaret, turizm amaçlı olarak kullanmak istemiyoruz. Biz burayı sağlık tesis alanı yapmak istiyoruz, bir hastane yapmak istiyoruz diye belediyeye müracaat etmişler 2017 yılında. Sizin de meclis üyesi olduğunuz dönemde. Benim de meclis üyesi olduğum dönemde. İşte biz o dönemde bu binanın bazı meclis üyesi arkadaşlarımla beraber sağlık tesis alanı olarak bile bir revize yapılmasını, dönüşüm yapılmasını uygun görmedik. O günkü koşuluyla ne hak almışsa o hakta kalması ve o amaçla kullanılması gerektiğini söyleye geldik. Ve o zamanki plan tadilatına da meclis üyesi olarak retoyu verdik. Fakat süreç devam etmiş. Bizden sonra da devam etmiş. Burası sağlık, turizm ve turizm sağlık alanına dönüştürülmüş. Tabii bu dönüştürülürken bu planların bir 5000'lik dediğimiz bir nazım kısmı var. Büyük plan kısmı var. Bir de nazım plana, değiştirilen nazım plana uygun olarak binlik değiştirilen 1/1000 uygulama imar planı var. Bunlardan halkımızın bilmesi açısından söylüyorum. 5000'lik yani nazım plan düzeyindeki plan yine üst ölçekli planlara uygun olmak koşulu ile yani 25 ve 50 bin ölçekli plana uygun olmak koşulu ile büyükşehir belediye meclislerinde yapılıyor. Bu 5000'lik plan kesinleştikten sonra bu 5000'lik plana uygun olarak da uygulama imar planları ilçe belediye meclislerinde yapılıyor. İlçe belediye meclislerinde yapılan planlar da bir kez daha görüşülmek üzere ve onanmak üzere tekrar Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gidiyor. İşte bu plan safahatları böyle yek ve yek tek düze gitmiyor. Bunların önerilmesi, bu plan önerilerinin yapılması, meclis gündemine alınması,
daha sonra görüşülmek üzere zorunlu olarak imar komisyonuna gönderilmesi, imar komisyonunun bir karar alması, aldığı kararı meclise getirmesi ve meclis gündemine girmesi, oylanması, ret veya kabul edilmesi, sonucu oluşan bu safahat 1/5000 için söylüyorum, önce bir askıya çıkıyor. Vatandaşlar buna itirazları var mı diye. 30 gün askıda kalıyor. Daha sonra bu askılar tekrar görüşülüyor. Görüşülmek üzere meclise geliyor. Meclise gelip tekrar imar komisyonuna gidiyor. İmar komisyonu bir rapor belirliyor. Meclise tekrar geliyor ve itirazlar da kabul veya reddediliyor. Kabul yönü olursa plan kesinleşmiş oluyor. Red olursa plan düşmüş oluyor. İşte bu durumda sadece eğer kabul edilirse, plan geçerse, bundan sonraki safahat idari yargı denetimine tabi olmak. Yani dava açmak noktasına tekabül ediyor. Kabul edilen 1/5000'e göre de ilçe belediye meclisine aynı safahatla 1/1000 uygulama teklifi geliyor şehir plancısı tarafından. Yine meclise alınıyor. İlçe belediyesinde komisyona gönderiliyor. Komisyon kararını alıyor. Plan önerisi geçiyor. Tek görüşülmek üzere Büyükşehir Meclisi'ne gidiyor. Büyükşehir Meclisi'nde tekrar imar komisyonuna gönderiliyor. Tekrar meclise geliyor. Kabul edilirse ilçe belediyesinde askıya çıkıyor. 1/1000'den bahsediyorum bu sefer. Daha sonra 30 günlük askı müddeti içerisinde itirazlar oluyor. İtirazi gerekçeler tekrar mecliste görüşülüyor. Yine komisyon var. Bakın bu safahatların hepsi bir günde bir saatte olan şeyler değil. Yıllar sürer bunlar. Ortalama bir plan safahatı olağan koşullarda 2 yıl sürer. Olağan koşullarda. Ama bunu meclis hızlandırır. Çok hızlı bir şekilde geçmesini de sağlayabilir tırnak içerisinde. Olduğu gibi bugün. Söylüyorum. Evet. Şimdi bu olayda da bu safahatın 1/1000 uygulama imar planının itirazlarıyla ilgili kısmının görüşülmesine kadar gelen safahatta kamuoyunun hiçbir bilgisi yok. Yok. Dikkat ederseniz. Yok. Hiçbirimizin haberi olmuyor. Hiç kimsenin haberi yok. Kıyamet nerede kopuyor? Büyükşehir'de. Büyükşehir'de ilçe belediyesinin almış olduğu 1/1000 uygulama imar planının itirazlarıyla ilgili maddenin reddedilmesiyle ilgili. Yani itiraz edenlerin itirazının reddedilmesiyle ilgili noktada kıyamet kopuyor. Yani her şey bitmiş son noktada bu işler tartışmaya açık hale geliyor. İş bitmiş. Şimdi burada itiraz eden 2 tane vatandaşımızın itirazları Muratpaşa Belediye Meclisi'nde kısmen kabul, kısmen reddediliyor. Ama Büyükşehir'e geliyor görüşülmek üzere. Büyükşehir'de o kısmen kabul, kısmen red, kısmen rete, tamamen kabule rete. Yani vatandaşların itirazlarının reddine karar veriyor. Kabul etmiyor. Evet. Şimdi burada bu vatandaşlarda isimlerini verelim. Birisi eski baro başkanı. Evet, bir tanesi de eski meclis üyesi. Meclis üyesi. Bu iki arkadaşımız itiraz ediyorlar. Yani bu işleri bilen, bilinçli insanlar. Onu da belirtelim. Şimdi konu neydi? Konunun özünlüğünü de kaçırmayalım. Sağlık tesis alanı olarak tescil edilmiş, daha öncesi ticari turizm olan yerin, daha sonra sağlık turizm alanına dönüştürülmesi, fakat sağlık mevzuatı açısından ve hastane yapma açısından çok verimli görülmediği için biz bundan da vazgeçtik. Burayı ticaret turizm veya konut turizm maksatlı başka bir fonksiyona dayalı kullanmak istiyoruz biz bu araziyi diye amacıyla vatandaşın müracaatı. Tamam. Şahısın hiçbir önemi yok burada benim için. Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Fettah Tam İlce ile olan kırmızı çizgisine dayalı konuşmuyorum ben burada. Biz normal anayasal haklarda herkesin hakkı, hukuku olan alandan burada, bahsediyoruz. Burasının sahibinin herhangi bir kimin olduğunu ben hiç bakmıyorum. Zaten de meclis üyeliğim döneminde imar komisyonu üyeliği yaparken de bu dosyaları görüşürken dosyaların mülkiyet sahiplerinin kimin olduğuna hiç bakmadım ben. Evet. Bu etik de değildir. Değil. Evet. Ha, şimdi fakat burada tabii Fettah Tam İnce olayı bambaşka olaylarla da gündeme geldiği için gürültü çıkıyor bu konuda. Ama sonuç şudur.
Antalya'nın en nadide bir gerdanlığında böyle bir devasa yapının Antalya'nın o gerdanlığına yakışıp yakışmadığıdır. Ben belediye başkan adaylığım, büyükşehir belediye başkan adaylığım döneminde vatandaşlarıma şu sözü vermiştim, belediye başkanı seçilirsem eğer diye. Antalya'nın gerdanlığına yakışmayan tüm binaları kamulaştırmak suretiyle halka kazandıracağımı söylemiştim. Bu benim vaadimdi. 3-5 tane de olsa ekonomik imkanlar, belediyenin ekonomik imkanlarını kullanarak Antalya'nın genel silüetine yakışmayan binaların ortadan kaldırılmasıdır. Buraların park yapıp halka kazandırılmalıdı. Ama burada gelinen noktada yaklaşık 3-3,5 senedir süren bir planlama safahatı var. Hiçbir şey kamuoyunun gündemine taşınmıyor. Dosyalar altında, sümen altında gidiyor. Fakat son noktaya geldiğimizde, itirazi kayıt noktasına geldiğimizde, yani itirazların değerlendirilmesi noktasına geldiğimizde sonda böyle bir şey çıkıyor. Bir orada not düşüyor Murat Paşa. Onu çözelim. Kuzey kapısı. Kuzey kapısından gösterilirse 2 kat fazla çıkıyor bina. Bizi en çok da dokunan ve rahatsız eden konu bu. Normalde binaya evet daire olarak izin verilecektir. Mecburen, kanunen. Bir sıkıntı yok burada. Ama burada bir menfaat olayı, bir göz yumma olayı. Yani kuzey kapısı gösterilirse 2 kat fazla. Ana arterden gösterilirse şu andaki kaldığı boyutuyla kalacaktı. Şimdi oraya Murat Paşa not düşmüş. Ya şimdi bu belediye tekniği açısından, imar tekniği açısından maalesef Türkiye'nin bir kanayan yarasıdır. Bakınız bugün Belek'de, Boğazak bölgesinde, Belek bölgesinde ve Antalya'nın bazı yerlerindeki bazı otellere girerken böyle kavisli yukarı doğru çıkarsınız aracınızla tabii, park edersiniz. Su basmasını önlemek için. Yani binayı yükseltiyorum falan. Kod uygulaması maalesef kırmızı kod ve siyah kod uygulamaları maalesef ülkemizde sağlıklı bir şekilde yürütülmemektedir. Bu bakımdan binaları yapan insanlar maksimum kattan faydalanabilmek için eksi kodları da emsal dışı kullanabilmek için kendisine verilecek inşaat kodlarının en maksimum seviyeden verilmesini isterler. Murat Paşa bununla ilgili böyle bir not düşmüş plan notuna. Biz vermiyoruz kuzey kapıdan diye. Ama netice itibariyle uygulamada kanunlarda, kanunda uygulamada Murat Paşa Belediyesi bu uygulamaya plan notu düşerek değil, gerçek planı ona göre hazırlayarak yapmalıydı. Yani 1/1000'lik uygulama imar planı Muratpaşa Belediyesi'nden çıkmış, kesinleşmiş, Mülükşehir'e gitmiş, Büyükşehir'de onanmış, gelmiş ve itirazları görüşülürken oluyor bu iş. Evet. Sen itirazları görüşülürken itiraz edenlerin bazı itiraz gerekçelerini kabul edip bazılarını olduğu gibi reddetmek yanlış olan buradadır. Muratpaşa Belediyesi 1/1000 uygulama imar planını ta baştan yaparken ona göre yapmalıydı. Burada tartışılacak konu budur. Siz itiraza gerek kalmayacak şekilde o 1/1000 uygulama imar planını yapmalıydınız. Sorun burada esas sen paylaşım iki noktada şey var. Yani sadece Büyükşehir'i suçlamak yanlış. Burada Muratpaşa Belediyesi'nin, burası Türkiye'nin en büyük 40 belediyesinden bir tanesidir. Birçok şehir belediyelerinden de büyükçe bir belediyedir. Burada baskıya dayanabilecek bir belediye başkanına ihtiyaç vardır. Baskıya dayanabilecek. Kamuoyunda ciddi baskılar vardır. Tavşana kaç, tazıya tut yöntemi yanlıştır. Belediye başkanları halkın belediye başkanıdır. Evet. Bunun rant çevrelerinin belediye başkanı olamaz. Bu bakımdan bu konu alenen ortaya konmuştur ki Sayın Kılıçdaroğlu önceden de bu konuda uyarı yapmasına rağmen Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki meclis üyeleri, biz şu anda konuşurken sadece belediye başkanları adına konuşmuyorum ben. Böyle 103 tane mi 106 tane Büyükşehir Meclis üyesi var. Niçin varlar? 30 küsür Muratpaşa'da meclis üyesi var. Niçin varlar ve bunların bu konuyla ilgili fikirlerini öğrenmek istiyorum. Açın telefonla herhangi bir tanesine.
Bakın meclis evet. üyesi. Tabii ki. Oy kullananlar. Kurra çekin. Oy kullanan kullanmayan. Fark evet. etmez. Kurra çekin. İsimlerini yazın. Telefon açın. Beyefendi şu plan notu konusunda ne düşünüyorsunuz diye bir sorun. Bir tane cevap alamayacağınızı size gayet net söylüyorum. Ben bilmiyorum diyecek. Haberim yok diyecek. Diyecek. Bilmiyorum dedik. Başkan öyle istedi diyecek. Diyecek. Şimdi bu iş defaatle söylüyorum ki defaatle Antalya kentinde sorun belediye meclislerindedir. Çünkü belediye meclisleri özellikle vasiyet, vesayet altındaki meclis üyelerinden oluşmaktadır. Çok iddialı bir laf gibi gelebilir. Hepsi vesayet altındadır. Ne demektir vesayet altında? Bir belediye başkanı seçilecek olan meclis üyelerini ben belirlerim diyor. Bir ilçe başkanı ben belirlerim diyor. Aynı milletvekillerinin belirlendiği gibi. Evet. Bir il başkanı ben belirlerim diyor. Hatta bu belirleme esnasında da aralarında ciddi kavgalar çıkıyor. Niçin? Biz belediye meclis üyesi belirlemiyoruz. Biz belediyeye kapı kulu belirliyoruz. Belediye başkanına kapı kulu belirliyoruz. Yöntem budur. Onun için bu belediye meclis üyeleri hiç kusura bakmasınlar. Belediye meclis üyesi gibi o meclis üyeliği yapmadıkları müddetçe ki burada özellikle belirtiyorum kanunda yasada açıktır. Belediye meclisi belediyenin karar ve denetim organıdır. Bu meclis üyeleri aynı zamanda belediyenin kararlarını alıp yani yönetimin uygulayacağı kararları alıp uygulanıp uygulanmadığı ve o bütçenin yerli yerinde harcanıp harcanmadığıyla ilgili denetim görevini de yapacak olan yapan kişilerdir sözde. Sözde. O bakımdan halkımız belediye başkanlarını ve belediye meclislerini belirlerken, seçerken maalesef halkımızın iradesine de ipotek konmuştur. Vatandaş hiçbir şey yapamıyor. Belediye meclis üyelerinin seçimiyle mebus seçimleri arasında hiç fark yoktur. İki liderin, iki genel başkanın veyahut da belediye başkanının, il başkanının, ilçe başkanının iki dudağının arasında belirlenmiş kişilerdir belediye meclis üyeleri. Peki Sayın Oktay, burada yine bir mekanizma var, kontrol mekanizması da var. Onun adı da Kılıçdaroğlu'nun makam olarak temsilcisi Nuri Cengiz, il başkanı. Şimdi meclis üyeleri hata yapabilir. Öyle ya. Her türlü baskıya da gelebilir. Ama burada Kılıçdaroğlu'nu temsil eden, grup toplantısında geçecek olan kararlara da onay veren bir il başkanı var. Şimdi Nuri Cengiz de bu olay içerisinde neden dur demedi? Şimdi bakınız. Kanunda, belediye kanununda ve çalışma yönetmeliğinde grup kararı almak diye bir olay yoktur. Yani partilere ait grup toplantıları yapılır. Başında da il başkanı oluyor. Başında da il başkanı veya ilçedeyse ilçe başkanı olur. Grup toplantılarında bağlayıcı grup kararı alınamaz. Sadece ilke kararı alınabilir. Bu ilke kararları belediye meclis üyesinin kullandığı oy yönünde partisi tarafından herhangi bir baskıya uğramaması içindir. Evet. Doğal olarak duyduğum doğruysa bilmiyorum. Bunu da duyum olarak söylüyorum. İddia, evet. Bu konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında, Büyükşehir grup toplantısında bir grup kararı alındığı söyleniyor. Doğru veya eğri bilmiyorum. Evet. Eğer böyle bir grup kararı alınmış ise bu son derece yanlıştır. İl başkanı oradaymış sonuçta. Niçin orada? Evet. Şimdi bu tip şeylerde Cevdet Bey grup kararı alınamaz. Bu çünkü vicdanla ve bilgiyle verilmesi gereken kararlardır. Vicdan ama her seferinde büyükşehirde meclise girdiğinizde il başkanı ile birlikte o bir oda var, meşhur oda. Orada meclis üyeleri toplanıyor. Şimdi orada toplanırsınız. Önünüz, siz bunları yaşayan birisiniz. Ben bunları çok yaşadım. Ha. Bize onu anlatın. Biz bu grup kararlarında çok tartışma dönem yaşardık. Evet. Cumhuriyet, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi gruplarında ciddi tartışmalar olurdu. Hakikaten bu aslında önemli bir şeydir. Ve birçok konuda da demokrasinin kuralı gibi. Demokrasinin de kuralıdır. Birçok kerelerde grup kararları ilke kararı şeklinde alınır.
Ama partinin dışa karşı bütünlüğünün bozulmaması, görüntünün bozulmaması açısından oy kullanma esnasında red oyu veya kabul oyu, hangisi ağırlıksa, yapacak olan meclis üyelerinden bu grup kararına katılmama yönünde, yani oy kullanmama yönünde sadece istiranda bulunurlar. Yani ricada bulunurlar, kibarca. Evet. Ama sopa gösterme noktasına gidersek... Oldu mu hiç başınıza geldi mi? Çok geldi. Baskı? Çok geldi, çok geldi. Bu tip olaylara da hep direnmişimdir. Bu, yani dönemin il başkanı size bu konuda bakın, baskı... Bakın bu konuyla ilgili çok yorumlara açık pek çok konu vardır. Evet. Bunları bir sohbette şey yapabiliriz ama... Konunun özünden kaçmamak açısından söylüyorum. Belediye meclis üyeleri bu kentin yedi eminleridir. Bu baskılara boyun, eğmeyecekler. Bu baskılar belediye bir kent. Burası bizim yaşadığımız bir kent. Biz mesela belediye meclis üyelerinden ben şunu duymak istiyorum. Özellikle 100 küsur meclis üyesinden duymak istiyorum. Hepsinin havası 1500. Antalya kale içi için ne yaptınız? Surlar için ne gibi bir proje ürettiniz? Antalya kale içindeki yaklaşık 160 kadar metruk binanın geleceğiyle ilgili ne planlama yaptınız? Antalya kale içinin kale kapısından başlayarak Adrianus kapısından dökülen Roma kanalıyla ilgili bir çalışmanız var mı? Yani yüzyıllardır duran Roma kanalıyla ilgili bir çalışma yaptınız mı? Ne biliyorsunuz? Balbek kentsel tasarım projesiyle ilgili bir meclis üyesi olarak 100 küsur kişiden bir tanesi olarak herkes kendi kendine sorsun. Ben basına, kamuoyuna, medyaya ne açıklama yaptınız? Doğru buluyorum, eksik buluyorum, fazla buluyorum da olabilir. Hiç fark etmez. Haşim İşcan konusundaki düşünceleriniz nedir? Kaleiçi bütünleşik rekreasyon projesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bunların hepsini sormaları gereken kişi budur. Büyükşehir Belediyesi olarak depremi yaşadık. 4 senedir meclis üyesisiniz. Antalya kentinin depreme hazırlığıyla ilgili deprem master planları konusunda ne çalışma yaptınız? İdareye ne soru sordunuz? Yani 4 senedir meclis üyesi koltuğunda oturuyorsunuz. Dediniz mi ki ey Sayın Başkan 4 senedir buradayız. Biz de Büyükşehir Meclis üyesiyiz. Deprem kapımızda. Depremler öldürmüyor, binalar öldürüyor. Antalya'nın deprem master planı konusunda ne yaptınız? Bize bir bilgi verir misiniz? Ben meclis üyesi olarak çok merak ediyorum dediniz mi? Antalya içme suyunu 50 sene sonra içme suyunu bu hala artezyen kuyularından almaya devam edecek mi? Yoksa dibimizde Manavgat'tan 75 kilometre ileriden veya 40 kilometre yukarımızdaki Karacaören Barajı'ndan Antalya'ya doğal kaynak suyunu getirebilecek miyiz? Sayın Başkan ne durumdasınız diye sordunuz mu meclis üyesi olarak? Devlet su işleriyle Sayın Başkan irtibata geçtiniz mi? Su ishale hattı 75 kilometre sadece Manavgat çayından Antalya'ya getirtilmesi. Bunu sordunuz mu? Ya da ben de bir tane ilave edeyim. Vatandaş otobüslere tıklım tıklım biniyor. Çok komik rakamlarda belediyeye ait otobüsler. Ulaşım rezalet. Sıkıntılı bir şekilde saatlerce otobüs bekleyen vatandaşımız Antalya'da inanılmaz eziyetler çekiyor. En kestirmesinden siz altyapıları ve üst olan sorunlarla anlattınız. Şimdi bunlar çok, bunlar önemli. Çok önemli. Bunlar çok önemli. Çok önemli. Şimdi evet. Siz tabiri caizse işte bugün gördüm işte Antalya'ya ucuz su içireceğiz. Evet içiriyor. 1 lira bir tonu. Ya, güzel. Hayırlı uğurlu olsun. 5 tane kasap dükkanıyla işte evet. Uyduruk bir su üretme tesisiyle falan 5 seneyi geçiştirdiniz. Evet. Ne bir ulaşım master planında yenileme, yeni bir arter yol açımı. Hiçbir şey yok. Ne bir şey. Yani siz bir önceki dönemin Antalya'nın ortasına dikmiş olduğu bir heyhüla binanın tabiri caizse faturasını ödemeyi üstlendiririz. Bunu anlamak da mümkün değil. Doğu Garajı'ndaki o heyhüla gereksiz, lüzumsuz, o kentin bağrına saplanan binayı biz bitirdik, biz yaptık gibi
billboardlara çıkıyorsunuz. Evet. O binayı siz ne ihale ettiniz, ne yaptınız? Sadece son dönemindeki kalan 3-5 kuruş borcunu ödeyerek yapılmasını bitirdiniz. Evet. Budur. Niye üstleniyorsunuz? Çok mu matahtır ki o bina Antalya'nın göbeğine saplanmış bina? Çok mu önemlidir? Çok mu mimari bir binadır? Ödül alması muhtemel bir bina mıdır? Nedir? Bak, bakın meclis üyeliği... Soracak çok şey var. Meclis üyeliği Cevdet Bey öyle... Çok güzel konuya değindiniz. Budur. Bütün sorunları ve sıkıntıları da getirdiniz. Başkanlar tamam ama öncelikle o başkanları çalıştıracak, tabii, o başkanları evet, yönlendirecek kişiler halkın da seçtiği meclis üyeleridir. Halk adına seçildiniz. Halk adına, bunun altını parti adına seçildiniz ama ne olursa olsun seçim şekliniz ne olursa olsun siz meclis üyesisiniz. O var. Peki. Şimdi bu meclis üyeleri bu artı eksi de olabiliyor. İşte yeri geldiği zaman demin de konuştuk. İl başkanı baskı yapabiliyor. Ben seni getirdim oraya bir dakika hop bu böyle olacak diyebiliyor. Başkan da aynı şekilde diyebiliyor. Ve meclis üyesi de buna boyun eğebiliyor. Ama sizler gibi farklı olan insanlar, gerçekte Antalya'yı ve şehri düşünenler hayır diyorsunuz. Yanlışa evet demiyorsunuz. Yine bunlardan birisi bu bina geçerken bu arada yoklama da var. Ama oylamaya gelince... Mehmet Hacı Arifoğlu, ismini de vereyim, meclis üyesi dışarı çıkıyor. Oylamaya katılmıyor. Evet ya da hayır kullanmıyor. Bu da bir tepki örneğidir. Elbette. Evet. Hayır kullanmaması, bazıları da eleştiriyor. Hayır yapsaydı bari diye ama sanırım partisiyle ters düşmemek adına o dakika bir telefon geliyor, dışarı çıyor diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi bunlar da olabiliyor. Bunlar süreç içinde olur. Meclislerde bu tür olaylar vardır. Mesela bizde de olması lazım. Amerika Birleşik Devletleri parlamentosunda bir meclis üyesinin salona girdikten sonra oy kullanmaması veya oy kullanmamak üzere dışarıya çıkması yok, yasaktır. Yasaktır. Tutuklanır. Neyse verecek. Tutuklanır. Bizde yok. Tutuklanır. Evet. Bunu izleyebiliriz, okuyabilirsiniz. Ama bizde demokrasi daha çokmuş demek ki. Çıkabiliyor efendim. Hatta bir telefon hatta geliyor. Bir örnek de vereyim. Konuyu böyle magazinleştirelim. Evet, evet. Parlamento başkanlarına Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi'nde, Senato'da pek olmaz. Dışarıda bekleyen, yani lobide bekleyen ama yoklamada kendisini var yazdırtmış olan parlamenteri güvenlik görevlileriyle yaka paça içeriye sokturma yetkisi de vardır. Oo. Yaka paça. Müthiş. Bakın bizler pamuk yorganlar, yataklar üzerinde uyutulmuş bir halkız. İnsanlarız. Maalesef. Halkımızın sesimizi duyurabildik, sizler sayesinde duyurabiliyoruz. Yani bizim sesimizi duyurabilme şansımız yok. Çünkü medya artık istediğini yazıyor, istediğini söylüyor. Bu artık kaçınılmaz, eleştirmiyorum ama eskisi gibi değil Cevdet Bey. Biz burada belediye meclis üyesi olarak 15 yılı, 10 yılı fazla son dönemde yaptım, maaş almayız. Belediye meclis üyesi fahri çalışan insandır. Sadece komisyonlardan ve meclis oturumlarından makdu cüz'i bir ücret 50 alır. 50 lira 100 lira komik paralar. Biz diyor. De bu ücretleri çoğunlukla bazı meclis üyesi arkadaşlarım da öyle yapmıştır. Hep bağış yapmışızdır. Yani kabul etmemişizdir. Yani onu sağa sola. Evet. Çünkü o parayı kabul etmiş. Çünkü biz bu görevleri fahri yapıyoruz. Maaşlı görevler değildir bunlar. Şimdi bu bakımdan meclis üyesi orada fahri yapılacak bir görev. Zamanınızı ayırıyorsunuz, işinizi bırakıyorsunuz. Çünkü sizin profesyonel yürüyen bir işiniz var. Bunlar önemli. Bir meclis üyesinin mal varlığını, yaşam biçimini, illa kağıt üzerindeki mal varlığından bahsetmiyorum. Evet. Devlete ödediği kurumlar vergisi ve gelir vergisi ile beraber mütenasip açıklayabilmelidir. Varsa bir yiğit geçen sene devlete kurumlar vergisi olarak, şirketi varsa şirketi olarak. Evet. Esnafsa veya küçük bir şeyse kurumlar vergi olarak devlete ne kadar vergi verdiniz? Onu açıklasın.
Bir de tapu kayıtlarında veya aldığınız araba şu bu ne kadar para harcadınız? Ona bakılsın. Bu kadar basit. Anlaşıldı. Bu kadar basit. Peki. O zaman baskıya dayanıp dayanmayacakları konusu kendiliğinden ortaya çıkar. Evet. Bunu herkes nasıl anlıyorsa anlasın. Anlasın, evet. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Elimizden geldiğince bir şeyleri burada anlatmaya çalıştık. Tabii ki anlayan anlar. Anlamada yapacak bir şey yok. Evet. İnşallah anlaşılır olmuştur. Yani belediye başkanımız orada oy kullanmıştır, kullanmamıştır. Belediye evet. Başkanı Muhittin Bey bu konuda çok tecrübelidir. 24 senelik belediye başkanıdır. Attığı adıma dikkat eder. Efendime söyleyeyim çok reverse yapmasını, twist atmasını, spin atmasını çok iyi bilir falan. Bunlar Muhittin Başkan'ı eleştirilecek konu olarak görmüyorum yani. Bunlar yani bizim konumuz değil. Onun o 24 senedir o kadar çok spin attı ki. Yani o, bu ne ki ya? Bunun ya. Peki, bu demeye kulak gayet normal diyorsunuz. Evet. Son olarak bir hemen kısaca bir toparlayayım istiyorum. Tabii ki bu konuları konuştuk ama bir de şunu sormak istiyorum. Kızılay'ın biliyorsunuz ahbap yani evet gülüyorsunuz maalesef üzülüyoruz biz de bir rock sanatçısının kurmuş olduğu bir yardımlaşma kurumuna yine maalesef yani üzgün olduğumuz bu çadırlar konusu işte oldu yetmedi. Çadır getirmek istiyor oraya çadırsız kalanlara. Kızılay'a gidiyor. Kızılay parayla satıyor. Ama maliyetine satıyor. Ayıp. Öyle bir şey olabilir. Dünyada var mı? Eğer bu haber doğruysa şayet. Doğru. Kendisi itiraf etti Kızılay Başkanı'nın. Evet. Evet sattık parayla dedi. Ama dedi biz maliyetine verdik. Dedi. Neyine verirse ya. Versin. Kızılay maden suyundan başka bir şey satmaz. Biz Kızılay'a kan bağışı yapıyoruz. Kızılay kan bağışını bir bedeli mukabili gerekli olan kişilere veriyor, satıyor. Çünkü bir başka kanı da alabilmek için personel çalıştırıyor, cari evet. Giderleri var. Kızılay'ın da kendine göre bir şeyi var. Bir fabrikatör, bir şahıs kendi fabrikasında veya bir atölye sahibi birkaç tane çadıra ihtiyacı varsa, çadır alma ihtiyacı varsa 5 tane, 10 tane, 100 tane kendisi para ödeyerek bunu alabilir. Kızılay da bunu satabilir. Bunu gayet makul görüyorum. Ama kendisini yardım kuruluşu olarak, sivil toplum kuruluşu olarak artık Türkiye'ye kabul ettirmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Evet. Bunu kiminin işine geliyor, kiminin işine gelmiyor. Evet. Ama benim işime geliyor. Evet. Ben açıkta söyleyeyim. Ahbap kim ya. Kurduysa, hadi. Kim yürüttüyse alınlarından şap diye öpüyorum. Bu kurum artık halka mal olmuş bir kurum. Yani yardım ciddi konusunda bağışlar ciddi mı? Bağışlar yaptı. Şimdi bu kurum eğer çadıra ihtiyacı var ise bu kuruma Kızılay'ın vereceği cevap şuydu. Çadır işini bize bırakın. Siz sadece bize ne kadar çadır gönderilmesi gerektiğini tespit edin, söyleyin. Biz oraya gönderelim. Bu kadar, size, bu kadar. Yapması gereken buydu. Nasıl satarsın ya? Ama bu alım da yanlıştır. Yani Ahbap'ın Kızılay'dan çadır alma talebi var ya. Bu talep de yanlıştır. Evet, para istediği zaman hayır demeli. Evet. Duruşunu evet. Sergilemeli. Evet. Kızılay bizden size yardım amacıyla çadır vermek istiyoruz. Bizde onu şöyle açıklıyorlar. Biz o polemiğe girmek istemedik. Yok. Halkın, vatandaşın mağduriyeti vardı. Onun için bir an önce o çadırları alıp yerleştirmek yok, istedik. Yok. İşte bu açıklayamazsınız o zaman. Çünkü siz sivil toplum kuruluşu olarak alacak bir yere götüreceksiniz. Kızılay'ın ana görevi bu zaten. İşi bu. Kızılay Hilali Ahmer Derneği bunun için şey var. Özel bir şirket değil ki. Evet. Özel bir şirket değil ki. Evet bu da çok üzdü bizi. Üzdü maalesef. Şaşırttı bizi. Olmamalıydı. Yani hali hazırda giden, rayında giden bir şey olmadığını gösterdi. Olmamalıydı. Ciddi mide bulandırdı. Evet bunu da paylaşmak istedim hem sizinle hem seyircilerimizle. Evet efendim, Ana Haber Ajansı'nın özel konuğu Doktor Reşat Oktay. Kendisi sağ olsun kırmadı bizi bugün, muayenehanesinde ağırladı. Ve elimizden geldiğince büyükşehir ve ilçe belediyelerindeki çalışma sistemini anlattı. Oradaki doğruları, yanlışları bizimle paylaştı. Ve bizim de hani artık bir anlamda meclis üyesinin ne olduğunu
ne olması gerektiğini de öğrenmemizi sağladı. Evet, önümüzdeki haftalarda farklı konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla.